Buyurun Sarkısak Hanım. Buyurunuz. Bu çok enteresan bir iştir. Şimdi hastanın ağzı şöyle. Şöyle. Tamam efendim. Buraya, buradan bütün buraya kadar tek parça olarak köprü şeklinde yapılabilir. Bu dişler arızalı dişler, doldurulmuş, yani tedavi edilmiş, diş etleri tedavi edilmiş. Evet efendim. Buna öyle bir şekilde çare aradık ki, şimdi evvela bunu yapıyoruz, ön dişleri. Şu arkadakiler teleskop kronlar. Oklüzyon deriz, tepeleri açık. Tepeleri açık olduğu için mesela bunlar şöyle, üç parça oluyor bu iş. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Eğer bu dişlerden herhangi bir tanesinde bir arıza olacak olur ise, evet, o zaman bu köprü mümkün olduğu kadar şey olarak çıkarılıyor ve dişler tedavi ediliyor. Kanal tedavisi yapılıyor. Ondan sonra eğer bu diş zarar görmüşse, o zaman bu kadar büyük bir köprüyü sökmeye lüzum kalmadan bu çıkarılıyor, evet, diş tedavi ediliyor. Ondan sonra bu eğer zarar görmemişse tekrar bu tamir edilerek ağza takılabiliyor. Bunlar çok güzel şeylerdir. Bu daha porseleni geçmemiştir bunun üzerine. Porseleni geçecek bunun üzerine. Çok enteresan bir iştir. Bir arkadaş bunu gördü. Yahu dedi, kafasına vurdu. Diş doktoru arkadaş, sayılı bir arkadaş da, genç bir arkadaş. Ben dedi, nasıl bunu düşünememişim, bu ne kadar güzel bir şeydir sistem diye hayret etti buna. Şurada da modeller var. Bunlar da saksa, şu nedir? Bunlar da işte, bunlar biraz ekip gösterdiğim tekniş. Biz gösterdiğimiz. Bu tekniş. Tamam. O tekniş. Bunun alt tarafı. Ha, alt tarafı. Alt tarafı. Okay. Şöyle. Ha. Anladım efendim. Şimdi anladım. Şöyle. Tamam. Şurada ya, bir tane var. Şu ne? Bu da büyük bir köprü. Ben bunu böyle demo olarak yaptım. Yani demonstrasyon olarak. Bütün köprü, 14'lü köprü, hastanın ağzında 14 tane diş vardır. Bu arkadaki dişler 20 yaş dişleri ama onlar en muzur dişlerdir. En geç çıkar 20 yaş dişleri. En çabuk da onlar zarar görür. Bu da çok güzel bir köprü olmuştur. Şimdi sizin bu kullandığınız sistemleri yeni nesil bunlardan kullanıyor musunuz? Nasıl bir sistem yapıyor? Kullanılıyor ama ayrı şekilde kullanılıyor. Yapılıyor ama bu kadar değil. Bu kadar değil. Daha mı teknoloji makineleşmeye yani başladı? Biraz Türkiye'de çok zor. Türkiye'de bir millet beyaz diş tutturmuş gidiyor. Diş anatomisinde bu kadar bembeyaz bir diş olamaz. Biz mümkün olduğu kadar doğasında dişe renk veriyoruz ki natürel gözüksün diye. Şimdi burada ağzını açtığı vakit yaşlı insanlar bembeyaz diş kalıyorlar. Piyano tuşuna benziyor. Böyle çok sırıtır ya. Böyle çok kaba oluyor. Ona doğal dişin doğal rengini vermek lazım. Bir dişte 4-5 tane renk var. Bir dişin üzerinde, ana dişin üzerinde. Bilhassa kadınlarda doğum yaptıkları vakit kalp bleki derler. Dişlerin içerisinde beyaz noktalar olur, anlaşıldı mı? Evet. Yani ama buradaki hastalar öyle değil. İki tutturmuşlar, iki tane diş ön santralları. O çok tehlikelidir. Bak mesela böyle yaptığı vakit dişler çabukça sallanır. Mesela şimdi ağzın şu bak şöyle, bu lateral bebek deniliyor. Böyle sağlı sollu. Bu açılıp kapanmaya protrusyon bebek deniliyor ki bunu çok iki tane dişi sallandırıyorlar böyle. Evet. Tavşan dişi gibi. Bu yanlış bir şey ama yapıyorlar. Orada bir dişi, sağlam bir dişi. Evet efendim. Şunu da göstermişsiniz değil mi? Evet. Dur, bunu da göstereceğim. Sağlam bir dişi yontmak, o öldü demektir, o diş. Anlaşıldı mı? Ona imza vereceksin. Yani gidecek, doktora gidecek olursan
ben bu dişlerimi şey yapmak istiyorum, porselen yaptırmak istiyorum. İmza vereceksin. Evet. Eğer bu dişlerde bir çürük varsa, o zaman doktor onu şey yapar, yapabilir. Ve şöyle de yapabilir. Mesela doktora gittiğim vakit diyorsun ki ben bu dişlerimi şey yapmak istiyorum. Daha güzel, estetik bir diş olsun istiyorum. O zaman dişin altında çürük falan varsa, yani oraya köprü veyahut da benzeri bir diş yapılacak olursa, o zaman bir kağıt yazıyor. O kağıtla Gutachter derler. Yani şeye gidiyorsunuz, bilir kişiye. Bilir kişi bakıyor ağza, tamam bu doktorun söylediği iş ağza uygundur diyecek olursa, o zaman doktor işe başlayabilir ve bağlı bulunduğu sigorta onun parasını öder. Ama devam, orada öyle bir yasa vardır ki her 6 ayda bir, en azından senede bir defa veyahut da iki defa, bu kanundur. Diş doktoruna gideceksin, dişlerini kontrol ettireceksin. Bu kanundur. Eğer dişlerini kontrol ettirmiş isen, o zaman doktor ağzına bir şey yapılacak olursa, mesela diyelim ki %25, %30 indirimli oluyor. Anlatabiliyor muyum? Adamlar tutuyor sigortalar, %60'ını veriyor. Geri kalan 40'ını sen veriyorsun. Ama şey olacak olursa, kontrollü olmuş olacak olur ise, o zaman %80'e kadar çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yapılacak işi. O zaman %80'ini doktor şeye veriyor, bağlı bulunduğu sigorta veriyor, geri kısmını şey veriyor, sen veriyorsun. Bu sistem Almanya'da mı böyle, yoksa Avrupa'da mı? Avrupa'da aşağı yukarı böyle. Gene var mı aynı sistem? Halen vardır, doğru. Yani muhakkak doktora gideceksin, kontrol ettireceksin. Kontrol ettikten sonra ağzında bir şey yapılacak olursa, gittiğin vakit doktora, doktor bir plan yapar senin ağzına. Şu 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 yapılacak diye. Al bunu götür, bağlı bulunduğun sigortaya ver derler. Sen götürür verirsin bağlı bulunduğun sigortaya. Evet. Ondan sonra sen git, biz sana haber vereceğiz derler. Sana bir telefon gelir, şu gün şu saatte plan doktora gideceksin derler. O gün o saatte gideceksin doktora, doktor kontrol edecek, plana bakacak. O doktorun, gittiğin doktorun planı ağzına uygunsa, o zaman o imza atıyor, onaylıyor onu. Ve diş doktoru başlıyor işe. Anlaşıldı mı? Dişini yapıyor. O zaman diyor, ve o bilir kişi altına da yazıyor, tamamdır diyor. %60 diyor, %70 diyor, veyahut da %80 diyor, veyahut da %50 diyor. Anlaşıldı mı? Onun bir kısmını sen veriyorsun, bir kısmını şey veriyor. Çok fazla.